Günümüz toplumlarının temel sağlık sorunları içerisinde kalp ve damar hastalıkları, kanserler gibi müzmin hastalıklar ön sıralarda yer alıyor ve ölüm nedenleri arasında kalp krizi, felç gibi damar sertliği hastalıkları birinciliği hiç başkasına kaptırmıyor. Bu müzmin hastalıkların özelliklerinden birisi şu: tek bir sebep ortaya konamıyor, risk faktörlerinden bahsediliyor. Hangi durumlarda daha sık görülür gibi. Ve mücadele, bu hastalıklarla mücadele, risk faktörleriyle mücadeleye dayanıyor. Bazılarıyla bu risk faktörlerinin etkin bir şekilde mücadele edebiliyoruz hastayla, eğer iyi bir işbirliğimiz varsa. Örnek kanserler. Şişmanlık kanser için bir risk faktörüdür. Sigara kanser için bir risk faktörüdür. Örneğin damar sertliği hastalıkları, yani kalp krizi, felçler, ani ölümler, bunlar için mesela şeker hastalığı bir risk faktörüdür. Sigara, fazla kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, bunlar değiştirilebilir risk faktörleridir. Bunları değiştirebiliriz. Şişman olan ki zayıflayabilir iradesini kullanıp, bir takım ilaçlarla tansiyon, kolesterol düşürülebilir vesaire, sigara bırakabilir vesaire. Ancak bazı risk faktörlerini değiştirmek mümkün değil. Bunların da en önemlisi riskli bir ailenin üyesi olmak. Öyle ya, babayı, abiyi değiştiremeyiz. Sağlık bilinci arttıkça toplumda biz kalp damar hastalıkları uzmanlarına sağlıklı bireyler başvuru oldular. Neden? Biz iyiyiz şu anda diyorlar, bir sorunumuz yok ama bizim falanca akrabamız kalp krizi geçirmişti. Acaba ben benzer bir risk taşıyor olabilir miyim diye. Bunun insanın psikolojisinde yarattığı olumsuz etki öyle bir boyuta varıyor ki bazen kişi kendisini olduğundan daha da riskli görebiliyor. Örneğin bir sigara içen bir kişi sigaranın zararlı olduğunu biliyor, bırakmaya çalışıyor veya bırakmıyor. Ama ailede bir abinin, bir babanın, annenin kalp hastalığına yakalanmış ve bu nedenle vefat etmiş olmasının yarattığı psikolojik etki gerçekten çok büyük. Peki var mı böyle bir risk? Yani akrabalarından biri ya da birkaçı kalp krizi geçiren bir kişi gerçekten ilave bir risk taşıyor mu? Bunun cevabı evet. Yani gerek ani ölüm, kalp krizi, felç, gerekse yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri için bir aile eğilimi söz konusu. Nasıl ki kişi sigara içtiği zaman bir aterosklerotik damar sertliği hastalığına iki kat daha mümkünse o yakalanması, bu da bir risk faktörü. Risk faktörleri listesi içerisinde bir tanesi. Ama diğer risk faktörlerinde olduğu gibi burada da durum benzer. Bu bir kader değil. Yani bir kişinin nasıl ki yüksek kolesterol olan herkes kalp krizi geçirmiyor, nasıl ki yüksek tansiyonu olan herkes felç geçirmiyor, nasıl ki şişman olan herkes kanser olmuyor, bu da yine sadece bir risk faktörüdür. Yalnızca olasılığı artıran bir durum. Mutlaka kişide de aynı hastalığın kopyasının bulunacağı anlamına gelmiyor. Bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki ailemde, babamda, abimde, amcamda şu var diyen kişilerde o hastalıkları sorguladığımızda aslında gerçek bir risk olmadığını ortaya koyuyoruz. Mesela annem kalp krizi geçirdi diyen bir kişi annesinin 78 yaşında kalp krizi geçirdiğini söylediğinde biz bunun bir risk olmadığını kendisine söylüyoruz. Kendisi için risk olmadığını. Ya da babası bir kapak ameliyatı geçirdiyse, bir romatizmal kapak tutulumu nedeniyle bir mitral yetersizliği hastası ise bunun da kendisi için bir risk olmadığını söylüyoruz. Yani her kalp hastalığı kalıtılmadığı gibi birinci derece akrabadan kalıtımında bazı kuralları var. Bir kere şunu vurgulamak lazım. Genellikle bu kalıtım risk faktörü birinci derece akrabalar için geçerlidir. Yani anne, baba, abi, abla. Peki bunlar ne geçirdiyse? Kabul edilen sınırlar şunlar. Eğer erkek birinci derece akrabada, örneğin abi ya da babada, 55 yaş altında bir kalp krizi, tanı konmuş bir koroner hastalık ya da ani ölüm varsa, kadın birinci derece akrabada 65 yaş altında bir kalp krizi, tanı konmuş koroner hastalık ya da ani ölüm varsa, evet, o kişinin risk faktörleri listesine bunu da ekleyebilir, çek edebiliriz.
Bazı hasta kalbin sadece koroner hastalıkları yok. Örneğin ritim problemleri var. Ailesinde bir ritim problemi olduğunu sorgulayınca anlayabiliriz. Çoğu zaman bunun da bir kalıtımsal bir önemi yoktur. Eğer söylediğimiz çerçevede birinci derece akrabada genç koroner olayları, ani ölüm gibi olaylar varsa, evet, bu kişinin kendi orta yaşları başlarken bir risk analizi yaptırmasında fayda var.